2018 PISA sonuçlarının değerlendirildiği Paris'te OECD merkezindeyiz. İçeride 2018 sınav sonuçları açıklanıyor. Bütün dünya ilgiyle izliyor. Medya kuruluşları, kurumları, eğitimciler, iş adamları, her ülke kendi eğitim düzeylerinin nerede olduğunu, nasıl olduğunu hem merak ediyorlar hem de dünyanın eğitim sistemi nereye gidiyor, bunlar tartışılıyor. Daha doğrusu bir gün, iki günde arkasından bu verilerden sonra tartışmalar olacak. Ben Türkiye açısından meseleye daha çok bakmak istiyorum. Tabii burada dünya sıralamasına da bakıyoruz. Dünya sıralamasında da yine Çin, Finlandiya, Estonya gibi ülkeler ön sıralarda. Türkiye 2015 PISA sonuçlarına göre 3 alanda da ilerleme kaydetmiş.